Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet. Yazmamda bulunan bu iplerle size yine bugün çok güzel bir model hazırladım bu şekilde. Şöyle bunlar Arkadaşlar daha önce çok eski aldığım iplerim sadece bu leylak diğer iplerimin hepsi yani kiremit rengi leylak diğer iplerimin hepsi altın başak şöyle turkuazım bitmişti yeni aldım onun da numarasını 129 129 turkuaz uyumlu olsun diye yeni aldım şimdi modelimi göstereyim arkadaşlar modelimin böyle çimeni sıralı bir model şöyle bakın üzerine de bu şekilde fıstıklı çiçekler yaptım modelim ismini şöyle boynu bükükler koydum çimeni bakın şöyle yandan böyle yuvalar yan yan olduğu için e, çiçeklerim de şöyle boynu hafif sola doğru meyilli oldu o yüzden bu modelimin ismini de bu şekilde boynu bükükler <laughs> olarak koydum arkadaşlar Emre'nin şarkısında olduğu gibi Evet modelim bu Bakın yapımı da kolay. Çimeni de bu modelde hiç denenmemiş ilk defa. Böyle fıstıkta denenecek bir çimen. Buna denemek istedim. O da güzel oldu. Hemen sizlerle de bu şekilde yapımını paylaşacağız. Evet modelimizin anlatım kısmına geçelim. Böyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. İlk başlarken de aynen bu şekilde tığ battının içine sık iğneyle sabitleyerek başlıyoruz. Şöyle köşede biraz mesafe bıraktık. Evet arka tarafı unutun. Şimdi ilk başlar gibi başlayalım. Bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Sık iğnemizin üzerine bir zincir. Her örümceğimin altına muhakkak bir tane bu şekilde zincir çekerseniz bozulmaz. Şöyle iki tığ battı büyüklüğünde ipimi uzatıyorum. Hemen şöyle ilmeğimi alıp arasından geçtim. Tek kalan telin içinden de geçip örümceği bu şekilde oluşturdum. Bakın. 2 tığ battı büyüklüğünde örümceğimiz 1 2 ve 3 3 defa tığımı doladım 5. tığ battı ya 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. tığ battının arasına giriyorum şöyle 2 2 2 şöyle büyük olacak şekilde bir trabzan yaptım bakın hemen tepesine iki tane zincir çekiyorum bir defa doladım şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım bakın şöyle gerdirir gibi gözükse de şimdi trabzanların üzeri dolunca aynen şu şekilde gibi gayet güzel duracak şimdi bir defa tığımı doluyorum trabzanın arasına girdim 2 2 alarak 3. trabzanım bir defa doladım trabzanın altından girdim bu şekilde zincirimle beraber dört tane trabzanım oldu hemen 5 zincir bir defa tığımı doladım yine trabzanın altından girip bir ilmek çıkarıp 2 2 alarak buraya trabzan yaptım bir tane yuva oluşturduk 5 zincirden oluşan bir defa doladım geri kalan bu trabzanın kısmına da yine trabzan yapıyoruz 2 2 bir defa doluyorum 2 ve 2 şöyle 5 bir defa doladım alttan gelip ilmek çıkardım bu şekilde arkadaşlar toplamda 7 tane trabzan yaptık sayalım 7 oldu sanırsam Evet 7 7 tane trabzanımız olunca hemen yandaki boş olan tığ battıya bu şekilde kapattım ve işlemimiz bu kadar bakın yapılışı işlemi çimenin bu kadar arkadaşlar Şöyle bir tane daha yapalım iyice pekişsin. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Bakın sık iğneden sonra üzerine bir zincir. Örümceğim gevşemesin diye. Şöyle ipimi uzattım. İlmeğimi alıp arasındaki bu tek telin içinden geçip sık ile sabitliyorum. Bakın iki tel sağda bir telin arasından geçip sabitledim. 3 defa tığımı doladım. 5. tığ battı ya. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle. Eğer bu tığ battılarınız iri ise dördüncüye de kapatabilirsiniz. 2 2 2 2 uzunca bir trabzan yapıyorum. Bu yapacağım e, trabzanlar içine sığsın, büyük olsun ki. Yine iki tane zincirimi çektim. Bir defa doladım. Trabzanımın arasına girip 2 ve 2 olarak bu şekilde trabzan yaptık. 3 ve 4 4 tane trabzanı buraya yaptım 1 2 3 4 5 bir defa tığımı doluyorum yine aynı yuvanın içine 2 2 alarak trabzan yaptım bakın geri kalan bu kısma da 7 tane trabzan yapıyoruz 2 2 3 bir defa doluyorum 4 5 6 ve 7 toplamda 7 oldu bak bu şekilde 7 tane trabzanı yaptık hemen dibine bu şekilde bir tane daha sık iğne şey sık iğne ile sabitliyorum şimdi tekrar bir tane daha yapalım bir zincirimi çekiyorum 2 tığ battı boyuttunda. Bu boyutta ipimi uzattım. Hemen ipi ilmeği alıp buradan tek katından yani girip sık iğneyle sabitledim. Örümceğimin boyutu bu kadar. 3 defa doladım. 1, 2, 3, 4, 5 tığ battıya şöyle 2, 2, 2 ve 2 alarak. Bakın bu şekilde uzun bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir bir defa doluyorum hemen trabzanın arasına girip 2 2 olarak aldım 4 tane trabzan yapacağız bir defa doladım hemen 2 2 3 bir defa doluyorum 2 2 4 trabzanım oldu 5 zincir bir defa doladım kalan trabzanımın arasına girip 2 ve 2 bir defa doluyorum trabzanın içine 2 2 alarak 7 tane bu şekilde trabzan yapıyorum 3 4 5 6 ve 7 evet, toplamda bakın 7'ye ulaştı sayımız hemen bir sonraki Şöyle aynı tığ battı değil, bir sonraki tığ battıya kapatarak çimenimizi bitiriyoruz. Şöyle sökülmesin diye 3-4 tane zincir çekelim ve bakın arkadaşlar bu şekilde çimenimiz oldu. Oluştu. Çok da güzel oldu bakın. Yapımı da kolay. Hemen örümceklerden sonra uzun tırabzan ve tırabzanın üzerine tırabzanlarla dolduruyoruz. Şimdi sıra geldi fıstıklarımızı fıstığımızın çiçekli fıstığımızın yapımına Evet 5 zincirli yuvamızın içinden girip şöyle sık iğne ile ipimi buraya sabitledim 7 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi çekip hafif şöyle ipimi uzattım Bakın, altından girerek ilmek toplayacağız şöyle zincirin üstünden bir zincir çekip ipimi uzattım 2 3 4 5 6 7 8 sığımıza bu şekilde bakın ilmekleri topluyoruz toplamda 18 tane olacak 9 10 10 ve 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 18 tane ilmeği topladık bakın buraya bu şekilde şimdi bunun 18'ini birden şöyle geçirdim tığımda bakın. burada yeşil yuvadan da girip bir tane şöyle ilmek alıp dibinde bir zincir bir sık iğne veyahut sonra da bu tığımdaki ilmekten geçirip fıstığımı bitiriyorum Evet şöyle yaptığım fıstığı da sola doğru yatırıyorum meylettiriyorum fıstığımızın yapım işlemi bu kadar arkadaşlar kenarına 18 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 şöyle sıkı sıkı çektiğimde 18 tane zincirim oluyor şöyle ters tarafına döndüm fıstığımı başladığım noktaya bakın bu ipimi de şu şekilde alayım. Bu yeşil yuvanın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle bakın. Bir iki zincir. Bu fıstığımın 18 zincir tam tepenin üstünü de kapatacak şekilde olacak. İki zincirimden sonra düz tarafına döndüm. Bakın bu şekilde. Bir defa tığımı doladım. Şöyle zincirimin arasına giriyorum. 2 ve 2. Bir defa doladım. Hemen 2, 2, 3 oldu. Şöyle 4. Evet 4 tane oldu arkadaşlar. 4 tane olunca 2 tane zincir çekiyorum. Buraya zincirimin üzerine kapatıp bu papatyamızın yaprağını tamamladık. Bakın. Toplamda 5 tane bu şekilde trabzanla Yapıyoruz. Yine iki zincir çekiyorum, bir defa doladım. İkinci papatya da bu şekilde başlıyorum, bir defa doladım. Şöyle iki, iki. Bir defa doluyorum, iki, iki. Yine çektiğim iki zincirle beraber dört tane oldu. İki zincirimi çekip hemen kapatıyorum. Bu zincir yuvamda. Bir, iki zincir. Bir defa doladım. Hemen zincirin altından girip 2 2. Bir defa doluyorum. Şöyle 2 2. 3 oldu. 2 2. Bakın. 4 tane trabzan olunca yine hemen 2 zincirimi çekiyorum ve kapatıyorum yaprağımı buraya sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım yuvaya girip 2 2 olarak aldım bir defa doluyorum 2 2 bir defa doladım şöyle 2 ve 2 Bakın. bu şekilde 4 tane trabzan olunca hemen yaprağımı kapatıyorum 2 zincirle 5. trabzanı buraya sabitliyorum şimdi 1 2 zincir 5. ve son yaprağımızda yaparak bu şekilde tamamlayalım çiçeğimizi Evet 2 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim 2 2. Şöyle dördüncü trabzanı yaptık ve iki tane zincir çekerek kapatıyorum sonuncu yaprağımızı da. Son bitimini de yine bu yeşil yuvaya sık iğne ile yapıyorum ki şöyle aşağı etsin Yukarıda koparınca düzgün durmaz arkadaşlar. Yeşille başlayıp yeşilde bitireceğiz. Bir zincirinde de sökülmesin diye dibine çektik. Şöyle ipimi kopardım bakın. Evet, kalıp gibi bir modelimiz oldu. Yapılışı da bu şekilde kolay bir yapılışı var. Şöyle yan dönüşü da boynu bükükler. Evet. Şöyle hemen bu arası suyunu da gösterip modelimizi bitirelim. Evet. Yeşil yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyoruz. 1 2 zincir. Bir defa doladım. Yuvanın içine giriyorum bu şekilde 2 2 trabzan yaptım. Bir defa doladım. 2 2 3 oldu. Bir defa doluyorum. Yuvanın içine girip 2 2 2 tane de zincir çekip hemen yeşil yuvada kapatıyorum bu şekilde sık iğne ile buraya sabitliyorum bir tane zincir çektim kopardı evet ben bu ara suyu olarak bu kanadına uygun olduğu için bunu tercih ettim siz şart değil kirpik bile yapabilirsiniz bu papatya yaprağı yerine arkadaşlar hemen iplerimi yakıp temizleyip geliyorum Evet arkadaşlar bakın sizle beraber yaptığımız papatyamız çiçeğimiz çok tatlı rengi de çok güzel açtı bu şekilde diğer renklerle de gayet uyumlu oldu bakın morun yanına böyle bir ara suyu vermek boğmadı arkadaşlar bunu sık sık yaparsanız mesela hem hiç böyle ara suyu vermeden bu papatya yaprağının yerine de bunu yaparsanız çok ağır olacağını düşündüğüm için hem sizleri düşündüm hem de birbirini boğacağını düşündüm. Çok birbirine sıklık olacak. Böyle bir ara suyu çok güzel bir hareket kattı, bir can kattı diye düşünüyorum. Bakın bu şekilde. Çok da güzel oldu. Duruşu. Şöyle bir de ters tarafından bakalım. Evet. Bu şekilde bakın. Çok tatlı bir model hazırladım sizler için. Hem seyirlik inşallah hem de yapımlık bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şöyle çok hoş. Çok tatlı bir modelimiz oldu. Evet. Modelim bu. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de emeklerim için böyle beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız videolarımın devamı gelir. Şimdiden hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.